Geçerken iki sıra muhafızlar ve halk birikmiş ama kimse başını kaldırıp eklere bakamaz. Bugün gideceğimiz Fethiye Sikli şehrine 90 kilometre mesafeye yürüyerek gidermiş bazen. Çünkü orada bir onun mürşidi olan bir şey var, bir hocası var. Evet. Onun türbesi, onun makamını ziyaret etmek için fille değil, atla değil, yürüyerek gider. Tabii yaklaşık bir hafta biraz sonra. Burada ona bir hediye yapmış kalır. Yukarı doğru olan üçgen bizim günlük yaşantımızda, dış hayatımızdaki yaşamımızı gösteriyor, simgeliyor. Aşağı doğru olan da ruhsal yaşantımız, manevi yönümüz. Eğer dış yaşamımızla iç yaşamımız, yani günlük güncel yaşamla manevi yaşamımız dengeliyse, ikisi eşitse, uyumluysa, ortasında gördüğünüz gibi güneş sembolü var. Ortasından güneşle gösterilen gelişme ortaya çıkıyor. Bunu aslında yogada çok kullanıyor. Bu bir yoga sembolü. Karşı taraf saray şeyin, Ekber'in taht salonu. Sarayın burada da eğlence, eğlence oluyor. İşte ağızdan ateş püskürtenler, cambazlar, hokkabazlar, dans edenler. Ve bu şekilde bakın şu taşlardaki işlere dikkatinizi çeken özellikle. Arkanda da var bakın. Bunlar tek parça taştır. Aynı demin dediğim sandstone, kum taşı. Kırmızı kum taşıdır. Bakın şeyde tavandaki işlere fil var. Dikkat ederseniz içinde lotus çiçeği var, kuş var. Her bir tanesi bir eser yani. Bunu yapmak evet. Zormuş. O konuda fil başları var, fil ortamı var. Alınlıklarda. Çok güzel.